Merhabalar arkadaşlar. Yine bir testle beraberiz. Bu sefer Adjective Adverbs bölümünden soru çözeceğiz. Sizlere test taktikleri vereceğim. YDT YÖKDİL, YDS sınavlar için önemli olan ipuçlarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımızda soruda bir fiil görüyoruz. Neden bunun altını çizdim? Çünkü Adjective Adverbs konusunda önemli olan detay arkadaşlar, verilen sıfatın ve zarfın tespiti. L'ye alanlar zarftır. L'ye almayanlar sıfattır. Eğer bir fiil varsa öncesinde ya da sonrasında kesinlikle bir zarf kullanacağız. Bu yüzden A, D ve E'yi eliyorum. B ve C'de kaldığımızda det'in İngilizce'de şöyle bir anlamı var arkadaşlar. Det'ten sonra S ve özne yüklem olmak zorunda. Buraya koyduğumuzda det'e bakın öznesi olmamış oluyor. Bu da buradan gider. Cevaba gramatik olarak B diyoruz. Bir anlarsak eğer sosyal ağlar şu anda en yaygın bir şekilde kullanılan iletişim metotlarıdır deyip ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda soruyu şöyle bir analiz ettiğimizde boşluk sonrası end var ve jump fiili var. Evet, şimdi demek ki taktiğimizi unutmayalım. Jump bir fiil olduğu için L'ye olan şıkkı seçeceğim, zarfı seçeceğim. That'ten sonra cümle gelmesi lazım. Buradan sonra bir end var. B'yi de böyle ediyorum. As kıyastır. Yani şuraya biz as'ı koyduğumuzda bu as'dan sonra bir isim ya da bir cümlecik olması gerektiğini. Bunu da buradan eliyorum. Cevaba Ceyhan diyorum. Evet, bu ayakkabı sana, seni ne yapar bu ayakkabı? Daha böyle rahat bir şekilde sıçramana yardımcı olur ve profesyoneller tarafından tercih edilir diyor. Cevaba Ceyhan diyoruz. Arkadaşlar sorularımın her konuda zorluk düzeyi ayrıdır. B1, B2, C1 düzeyinde sorularım vardır. Bunlar B2 düzeyinde sınav yönelik sorulardır, özgün sorulardır. Lütfen YouTube'da çok ciddi anlamda sizlere yatırım yaptım. Ücretsiz videolarım var, bunları izleyin. Web sitemizi arkadaşlar inceleyin. Ücretsiz PDF'ler var. Instagram'dan günlük postlar yayınlıyorum. Telegram'da da her gün 21.30'da quizimiz var. Şimdi HKS sistemi kesinlikle arkadaşlar sizi başarıya götürecek bir sistemdir. Yani Hakan Hoca koçluk sistemi. Ve bu anlamda bu koçluk sisteminde çok artı bir detaydan daha bahsediyorum. Öğrencilerin çözmüş ve yanlış yaptığı sorular üzerine tekrar benzer sorulardan ben onlara soru üretip soru soruyorum arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir detay. Evet, soruya baktığımızda two verb one var. Two verb one olduğu için ne yapacağım? Two verb one olduğu için arkadaşlar benim burada two verb one arkadaşlar bize Bursa'ya iletecek. Şimdi so easy that'ten sonra özne yüklem gelmesi lazım. Such an easy sıfatı vermiş. Such da sıfat artı burada bir noun olması gerekiyordu. Such an easy way, such an easy question gibi eledik. As easy as, easier than, much easier. Bakın komparatif ve kıyastan var. As bir şeyle bir şey kıyaslarken kullanılır. İkinci tarafta bir kıyas yok. Camp'ta diyor, camp olaylarında son ilerlemeler. Ne yapmıştır? Birkaç gün böyle dışarıda ya da böyle haftalarca dışarıda geçirmelerine, vakit ayırmalarına daha olanaklar daha kolaylaştırmıştır. Daha olayı ciddi anlamda kolaylaştırmıştır diyor. Şimdi burada bir şeyle kıyaslamıyor. Kıyaslamadığı için A ve C'yi eleriz. Burada sadece daha kolay anlamında veriyor. Bu tarz cümlelerde ne yapmalıyız? Mesela İskenderun is hotter diyorum nokta. İskenderun daha sıcak. Yani bir şeyle kıyaslamadığımda deni kullanmayabiliyorum arkadaşlar. Ve tek cümleyle böyle bitirebiliyorum. İskenderun is hotter, not to live mesela, yaşayamamak adına çok sıcak bir yer yani. Especially in summer, hakikaten de öyle. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar Denizli diyoruz. Gelelim dördüncü sorumuza. Bu sorumuzda da arkadaşlar çok güzel bir ipucu bize verilmiş. Burada bir then var. Then comparative yani more, er olayına bizi götürecek. Bu yüzden arkadaşlar direkt cevabımıza Edirne diyoruz. Many'nin daha hali more languages than. Yani cevabı Edirne diyoruz. Bazı küçük ipuçlarını iyi gördüğümüzde soruyu hemen 3 saniyede çözebiliriz arkadaşlar. Gelelim 5. sorumuza. Gerund'la bir özne girmiş. Yavrusunu korumak. Is the act. Bir isim gelmiş. Bakın.
Gerund'da bir özne ve daha sonra isim geldiği zaman aklıma hemen superlatif gelir. Yani the biggest, the most tarzı şeyler gelir. Bu durumda arkadaşlar direkt Adana çıkıyor. Cevap kodu kontrol edelim Adana'ya. Protecting its young is the most instinctive act of nearly every creature. Yani her yaşayan, her canlının en temel dürtüsüdür yavrusunu korumak ve bu davranış ömür boyu devam eder diyor. Bu soruyu şuradan da yapabilirdik Adana arkadaşlar. L'ye alanları elerdik. Mesela L'ye alanları B ve C buradan giderdi. Çünkü neden? Burada bir iz var. Emizar bir durum yüklemidir. Bir fiil değildir, eylem değildir. Mekmak bildirmez. Bu yüzden L'ye almaz. Oradan B ve C'yi de eleyebilirdik. Evet, özellikle belli soruları çözüyorum arkadaşlar. Soruda the more olayını gördük. The more artı cümle, the more artı özne. İki tane kalıbımız var the more ile ilgili. The more neye gerektirir? The more'u gerektirir. Ya da the hotter, the bigger. Yani the artı comparative yapısını gerektirir. Bu durumda A'yı ediyorum. The'sı yok. Ceyhan olmaz. Edirne olmaz. Denizde the most olmaz. The more kalıbıdır. Ne kadar çok o kadar çok anlamında bir yapıdır arkadaşlar. Bir data ne kadar çok spesifik ve comprehensive kapsayıcı olması olursa, needs to be olursa, the more time it will take to process, o kadar çok zaman alır onun üzerine yoğunlaşmak, onu bitirmek, onu işlemek anlamında bir cümle. Evet. Gelelim bu sorumuza. Bu sorumuzda da şu detayımız var. ED ile biten sıfatlar, ing ile biten sıfatlar ne yapacağım? Arkadaşlar bir özne eğer canlı ise ED ile biten sıfatı tercih ediyoruz. Mesela I am bored, sıkıldım. Ama özne cansızsa mesela this lesson is boring. Bu ders sıkıcı. Örnek veriyorum. This lesson orada özne, cansız olduğu için ing tercih edebiliriz. Bir bakış açımız bu. Bir de biten eylem ve devam eden eylem şeklinde düşüneceğiz. Mesela developing countries, developed countries. Gelişen ülkeler, gelişmekte olan ülkeler. Orada da bir kriterimiz var. Bunu anlattıktan sonra şu deti görüyoruz. Bu deti gördük. The car race. Benim izlediğim araba yarışı. Öznemiz cansız. Cansız olduğu için ED'leri çizdim. Deti gördüğüm için arkadaşlar moru ve tuyu çizdim. Çünkü neden? So sıfat det alır. Bu durumda cevabımıza Ceyhan diyoruz. Geçen gece seyrettim araba yarışı. O kadar büyüleyiciydi ki ben tamamen, totally, tamamen forgot about my appointment with my friend. Arkadaşım olan randevumu unuttum diyor arkadaşlar. Bu da önemli de arkadaşlar. Burada mutlaka soru geliyor. Evet, maçın altını çizdik. Bakın maç ile beraber kullanılan comparative'de niteleyici kalıplarımız vardı. Far, even, any, no, a bit, slightly. Mesela much bigger, far bigger. Daha büyük, biraz daha büyük. Superlatif'te de by far'ı kullanıyorduk. Peki ben maçı görürsem kısacası ne arayacağım hocam? Comparative arayacaksın. Yani more ya da less. Okay. Sonra manaya bakacağız. What Nancy offered was. Nancy'nin önerdiği şey benim önerimden daha makuldü ya da daha az makuldü. Ama onunki yönetim tarafından takdirle karşılandı, beğenildi. O zaman Nancy'nin önerdiği nedir? Daha makul olacak benimkinden. Yine de onunki karşılansın diye mi? Hayır. Nancy'ninki daha az makul olacak. Yani Nancy'nin önerdiği teklif daha az makul olacak ki burada zıtlığı verelim. Ama onunki hoş karşılandı. Demek ki onunki olumsuz. Öyle düşün yani arkadaşlar. Onunki olumsuz. Bu yüzden cevaba Ceyhan diyoruz. Evet bakın burada da bir sorumuz var. Bir taktiğimiz var. Of these two smartphones. Bu iki cep telefonu arasında. Şimdi süperlatif nedir? Bir şeyin en derecesi. Mesela Kızılırmak en uzun nehirde dediğimizde. Kızılırmak diğer nehirler arasında kıyaslıyoruz. Ama burada iki şey var. İki şey kıyaslandığında arkadaşlar. D artı yani B ve D'de kalıyoruz. Comparative yapısı kullanılır. Yani er ya da more. Mesela the more, the longer. İki şeyden daha olanı dediğimizde. Bu iki cep telefonu arasında ben I offer you to buy. Sana öneriyorum. The longer one is it has better features. Daha iyi özellikleri olduğu için görünüşe bakılırsa the longer one yani daha uzun olanını sana öneriyorum alman için. İki şey arasında daha derken the artı comparative yapısını kullanıyoruz.
Evet arkadaşlar, Ejective Adverbs'ten biraz böyle önemli sorular, yani sıkıntıya düşen bazı noktalar var. ÖSYM'in özellikle sordu. O noktaları size dile getirdim taktiklerimle. Daha geniş, daha böyle farklı videolarla yine bir araya gelmek dileğiyle. Arkadaşlar videomu lütfen beğendiyseniz altta beğeni işaretini unutmayalım. Yorum yazmayı unutmayalım ve arkadaşlarımıza paylaşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.